Bugün sabah itibariyle yine seçim gezilerimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa merkezden başladık sabah mesaiye. Karşıyaka mahallesinden, daha sonra Urfa merkezin birkaç mahallesi, ardından da şu anda Harran ilçesinin en uzak noktasındayız. Seçmenlerimizle bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını dinliyoruz. İnsanların şu anda içinde bulunduğu sıkıntıları görüyoruz. Ve çözümlerin olmadığını görüyoruz. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı da Şanlıurfa'da dün apar topar gece yarısı makineleri getirip şehir hastanesi temeli kazıyorlar. Bugün de Cumhurbaşkanı'na temel attırıyorlar. Göstermelik tabii. Gerçek olmayan şeyler. Bir slide gösterisi hazırlamışlar. İnsanları yine aldatma peşindeler. Herkesin beyninde algı oluşturuyorlar. Durmadan olmayan şeyleri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Madem böyle bir hastanenin temeli atılacaktı, şehir hastanesinin önceden ihalesi yapılmış olması lazım. Öyle bir ihale yok. Böyle bir şartname yok. Böyle bir yer tahsisi yok. Fakat dün akşam itibariyle bunu kararlaştırmışlar. Ama en önemlisi tezat içerisindeler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli açıklamaları vardı eskiden. Biz temel atmıyoruz, sadece açılış yapıyoruz diye. Fakat maalesef sıkıştılar. Şimdi nerede boş bir yer buluyorlarsa temel atmaya başladılar. Bu da gideceklerinin en büyük işareti. Bana göre ne yaparlarsa yapsınlar, bu halk kararını vermiş. 7 Haziran'da AK Parti diye bir parti Türkiye'de hükümet olamayacaktır. Bunun da hesabını biliyorlar, gördüler. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bir önemli açıklaması var Urfa'da. Bugüne kadar terör gruplarıyla ve teröristlerle masada oturan ve ben oturdum diyen bir adam bugün Şanlıurfa miting meydanında insanların gözünün içine baka baka çıkıp HDP ile ilgili terör örgütünden beslenen HDP dedi. Bugüne kadar herkes biliyordu bu gerçeği. Sayın Cumhurbaşkanı, günaydın sana. Sen bilmiyor muydun? Madem bunu biliyordun, niçin bugüne kadar PKK ile veya HDP ile masada oturup Türkiye üzerinden pazarlık yaptın? Ama halk bunu görüyor. İnşallah 7 Haziran'da Şanlıurfa gereken cevabı verecek ve bu tür algı operasyonlarına da önem vermeyecektir diye düşünüyorum.